Vay canına, ne ilginç bir film. Of ya, patlamış mısırım bitti. Kahretsin, şimdi nasıl film izleyeceğim? Torunum, neden ağlıyorsun? Üzülme, sebzeleri al. Hayır, onlardan nefret ediyorum. Emma, gerçekten üzgün müsün? Kola ister misin? Biliyor musun, önemli değil. Al senin olsun. Ne iğrenç bir şey, böyle bir kola ihtiyacım yok. Ay, bu gürültü de ne? Emma, ağlamayı kes. Özel kokteylimi denemek ister misin? Sadece lezzetli değil, aynı zamanda çok doyurucu. Bu ne iğrenç bir şey. Bunu bana teklif etmeyin. Hadi hep birlikte Murtada Mutfak Mücadelesi'ne gidelim. Ben kolayla başlamak istiyorum. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsınız. Kolay? Burada ne var ki? Ama bu sağlıksız bir şey. Ben bunu çok basit bir şekilde yaparım. Sadece sade bir kola almak yeterlidir. Nasıl da açıp tadına bakmak istiyorum. Sanırım bunu yaparsam Emma için bir sakıncası olmaz. Nefis. Kola severim. Kahretsin, bitti. O zaman yine de onu pişirmem gerekecek. Bunu yapmak için erimesi için sıcak bir tencereye birkaç çikolata koymam gerekecek. Sonra onu bekleyeceğim biraz erisin. İşte bu. Sonra... Ay, çok acıtıyor. Ne kadar sıcak. Özel eldivenlerin olması gerekiyor. Bir daha yanmamak için al şunu. Teşekkürler. Şimdi bu sıvı çikolatanın bir şişeye doldurulması gerekiyor. Böylece Emma bunun sıradan kol olduğunu düşünecek. Ve hepsi bu kadar değil. Şimdi M&M şekerleri zamanı. Sadece bunları nasıl açacağım? Oh, sizi gençler, sadece eldivenleri çıkarman gerekiyor. Tabii ya, tekrar teşekkürler büyük anne. Şekerleri açıyorum ve onları da içine atıyorum. Tabii ki lezzetli çıkıyor ama hiç de sağlıklı değil. Kola hiç ama hiç sağlıklı değil. Mayaban mersini ve bal başka bir konu. Onları karıştırırsanız kesinlikle harika bir şey olacak. Baksanıza şu lezzetli bala. Asıl önemli olan ortaya çıkan şeyi iyice karıştırmaktır. İşte böyle, ama burada işim bitmedi. Şimdi şişeyi soğutmak için buzdolabına koymamız gerekiyor. Tamam, bekleyelim. Biraz kazak öreceğim. Bunlar hepsi saçmalık. Lezzetli bir içecek tamamen başka malzemelerle yapılmalıdır. Pembe Nutella ile başlamalıyız. Herkesin ona bayıldığını biliyorum. Ondan harika bir yeniler birer şişe yapacağım. Şimdi içinde ne istersen yapabilirsin. Örneğin orada krem şantik, çilek ve bisküvi parçalarından yapılmış gerçek bir pasta yapacağım. Şimdi geriye kalan tek şey bu güzelliği toplamak. Tadam, afiyet olsun. Bu artık çok fazla. Bende de çikolatalı kola var ama bunu yapmak çok daha kolaydı. Ah, dur, büyük anne nerede? Vay canına, beklerken şık bir kazak ördüm. Ay, kolam orada hazır ya. Torunuma gitmeliyim, tadına bakmasın. Ay, tamamen yaşlandım. Etiketi unuttum. Ama bunu çabucak halledeceğim. Pekala. Şimdi kolalarınızı denemenin zamanı geldi. Belki de orijinale en çok benzeyen birisiyle başlayacağım. İçinde bir şey var gibi. Umarım bu çok lezzetli bir şeydir. Vay canına. Bu gerçek çikolatalı kola. Burada en sevdiğim M&M şekerleri ve çok lezzetli çikolatalarım da var. Hoşuma gitti. Geriye kalan iki kola denemek kaldı. Sanırım bir sonraki şortadaki şeyi deneyeceğim.
Vay Tenena, içinde kalın bir şey var. Umarım çok da lezzetlidir. Vay be! Ne çeşit şurup gibi. Hmm. Yaban mersini ve bal. Büyükannem benim en çok neyi sevdiğimi biliyor. Pekala, kazanmak için son bir aday kaldı. Bu göz kamaştıran pembe kolayı deneyelim. Evet, içinde pastaya çok benzeyen bir şey varmış. Şişeyi bıçakla kestiğimde bunu öğreneceğim. Gerçekten pasta. Ne kadar lezzetli. Şef Feroz, bu turu kazandın. Biliyordum zaten. Yemek pişirmek boşuna mesleğim değil ki. Bu sefer bana hamburger yapmalısınız. Burger mi? Bu çok kolay. Hamburger mi? Onlar sağlıksız ama. Ama Suzy dinlemiyor bile. Neyse, daha az rakibim olacak. Eh, pişirmeyi pirzola ile başlamalıyız. Elbette bunu kendi ellerimle yapacağım. Torunuma olan tüm sevgiyle. Büyük anneden başka kim kalp şeklinde bir pirzola yapar ki? Pekala, onu kızartmanın zamanı geldi. Yakında döneceğim. Bir pirzola ne bu ya? Kendi ellerimle çörekleri bile yapacağım. Ayrıca her çörek diğerinden farklı renkte olacak. Böyle parlak burgerleri Emma kesinlikle hiçbir yerde denemedi. Bu çöreklerin kızarmasını sağlamak için brülörün çalışmasını bekleyelim. İşte döndüm. Ne kadar güzel kokuyor pirzolam. Emma kesinlikle karşısında duramaz. Hmm, gerçekten harika kokuyor. Dur, ne? Yemek pişirmek mi? Kahretsin, artık yetişmeyeceğim. McDonald's'tan hazır burgeri sipariş etmek gerekecek. Ama Emma ona bayılacak. Yiyecekleri bu kadar çabuk getirmeleri ne kadar güzel bir şey. Tüm bu malzemelerden kendi hamburgerimi yapacağım. Eğer onu satarsam adı Suzy Burger olsun. Sanırım Emma çok sevinecek. Bu fast food pisliğinden nasıl memnun olabilirsiniz? Şefin burgerleri başka bir konu. Emma'nın kesinlikle hiçbir yerde böyle bir şeyi denemediği kesin. Bunlar kalpten yapıldı. Ne kadar güzel. Neden hamburger güzel olsun ki? Asıl önemli olan lezzetli olmaları. Ve yani kalpten yapmak yeterli değil. Sevgiyle yapmak gerekiyor. Torunumu tanıyorum. O yüzden ben siz de kendine doğru burgeri yapacaktır. Nereden başlasam? 1, 2, 3, 4, 5 seni yemeğe geliyorum. Bu parlak burgerlerle başlayacağım. Umarım sadece güzel değil, aynı zamanda lezzetlidir. Fena değil. Ama daha iyi bir burger de denemiştim. Orta seçeneğe geçelim. Bu ne tür bir yığın? Burgeri kendim mi yapmalıyım? Hayır büyükanne, bunu sen yapmalıydın. Aa, işte gerçekten sevdiğim son seçenek. Umarım sadece büyük değil, aynı zamanda lezzetlidir. Aa, evet. Sanki McDonald's'ta sevdiğim her şeyden oluşuyormuş gibi. Bu kesinlikle bu turdaki en lezzetli burger. Suzy, kazandığın için tebrikler. Evet, Emma'nın McDonald's'ta her zaman bayıldığını söylemiştim. Sana ne pişirelim torunum? Bir but istiyorum. Tamam, zor bir şey yok. Bu neden yapılıyor ki? Bir şeyden değil, kimden? Paige tavuk butu istiyor ama ben ona tüm tavuğu pişireceğim. Sebzelerle doldurulmuş baharatlı harika bir tavuk tarifi biliyorum. Sağlıklı ve çok lezzetli bir yemek. Bu yemeğin sırrı ne kadar çok sebze eklerseniz o kadar lezzetli olur. Her şeyi iyice yıkamanız, büyük parçalara ayırmanız gerekir. Sonuçta büyük bir parça ağız sevindirir. Ve işte en önemli kısım budur.
bütün sebzeleri tavuğa koyacağım ve içine pişireceğim. Ayrıca patatesleri ve havuçları pişirme kabına koyacağım. Büyük annenin ne kadar güzel yemeği oldu. Şimdi her şeyi iyi ısıtılmış bir fırına koyacağım ve bekleyeceğim. Bu tavuktan hoşlanmadım. Ama kefiseden tavuk tamamen farklı bir konudur. Özellikle baharatlı tabasco soslu ve Cheetos ile pişireceğim. Oh, ne kadar küçük bir şişe. Tamam. Şimdi de tavuk bacağını cips içinde sallıyorum. Asıl önemli olan cipslerin her tarafa yapışması sağlamak için paketi iyice sallamaktır. Sonra tavuğu bir fırın tepsisine koyuyoruz. Ay ne oldu? Pişirmeden önce tavuğu iyice dövmelisiniz. Tüm gücünüzle vurun. Sonra o sulu ve yumuşak olacak. İşte şimdi pişirebilirsiniz. Tavaya yağ ekleyeceğim ve hazır olana kadar her taraftan kızartacağım. Ah, ne kadar lezzetli bir tavuğum olacak. Göreceğiz bunu. Ah, ne koku ama. Şu güzelliğe bakın. Servis yapmadan önce tavuğu yağ ile kaplayacağım. Böylece kabuk parlayacak. Çok güzel kokuyor. Isırmak istiyorum. Sakın yapma. Bu torunum için. Tavuğunla ilgilen. İlgileneceğim işte. Ne kadar güzel oldular bu butlar. Vay. Ben dünyanın en acı tabasco biberinden bayağı fazla eklemiş. Of. Bu acılığında bacaklarım kızardı ve şimdi servis edilebilirler. Onları kefesenin kovasına koyacağım. Her şey hazır. Sadece yemeğin güzel bir şekilde servis edilmesi için birkaç dokunuş eksik. İşte şimdi tavuk zarif görünüyor. Bon appétit. Bebe. Tadına bak torunum. Ne kadar farklı yemekler oldu. Hangisinden başlasam? Sanırım şu tavuktan başlayacağım. Sosla birlikte yenmesi gerekiyor. Güzel kokuyor. Ne kadar iyi. Ne diyebilirim ki? Bu lezzetliydi. Hoşuma gitti. Sonra şunu deneyeceğim. Kefeseden butlar. Bu acanlar sanki kefeseden gelmişler gibi görünüyor. Onlar çok acılar. Ne yapacağım? Bu korkunç bir şeye bu tadı bir şeyle kapatmam gerekiyor. Of. Vay be, işe yaradı. Bu çok sulu. Evet, en iyi tavuk bu. Bu turun kazananı seçtim. Yes! Büyük anne kazandı. Sizi bitireceğimi biliyordum. Torunumu neyle doydurmalıyım? Dondurma istiyorum. Ve içinde farklı tatlar olsun. Yapabilir misiniz? Dondurma mı? Peki nasıl pişirirler ki onu? Bilmiyorum büyük anne, internette bakacağım. Ben de tarif kitabıma bakacağım. Vay canına, amatörler. Dondurma kremadan yapılır. Ve farklı tatlar elde etmek için kremanın farklı kaselere dökülmesi gerekiyor. İlk top çilek tadında olacak. Meyveleri kremaya ekleyeceğim ve bir karıştırıcıyla karıştıracağım. Bu top yeşil olacak. Kivi ekleyerek yapacağım. Şimdi topun mavi olması için yaban mersini ekliyorum. Ne kadar güzel. Görünüşe göre bu tarif yok bende. Ama büyük anne her şey bilmeli. Düşün kıvırcık beyaz kafa. Ah, buldum. Bunu buz kalıplarıyla yapabilirim. Her birine meyve koyacağım ve sonra süt dökeceğim. Meyveleri kaplamalı. Her sektöre bir buzlu şeker çubuğu yerleştireceğim. Dondurmayı kalıptan çıkarmak ve sonra yemek için uygun olacak. İşte bu dondurmayı dondurmacıya çok uzun süre için bırakmalıyız. Daha doğrusu süt sertleşene kadar beklememiz gerekecek ama buna değer. Aa, sonunda buldum. TikTok'tan kullanışlı ve basit bir tarif. Dondurma yapmak için ihtiyacım olan her şey bile var. Bu arada bu tarifi daha lezzetli hale getirmenin bir yolunu buldum. Bir gıda paketine M&M şekeri ve süt ekleyeceğim. Şimdi onu sıkıcı kapatacağım. Diğerini de buz ekleyeceğim. Hazır dondurma karışımını içine koyacağım ve üstüne daha fazla buz dökeceğim. Şimdi paketi kapatmalı ve iyice sallamalıyız. Hatta müziğe benziyor. Bu sesler de ne? TikTok tarifini kontrol ediyorum.
Onların nesi var? Neyse eğlensinler. Böylece kazanma şansı daha yüksek. Şimdi bir parça kuru buz parçalamak zorundayım. Ondan çok fazla buhar geliyor. Deliriyorum. Neler oluyor? Neden burası bu kadar soğuk? Hepsi Betty'nin gurme yemek tarifleri. Senin de söylediğin gibi ben sadece gurme yemek tarifleriyle pişiriyorum. Ve henüz bitirmedim. Kaselerin her birine bir parça buz eklenmelidir. Krema donuyor ve kalın bir kütle elde edilir. Bundan dondurma topları oluşturacağım. Dikkat edin, dondurmam Paige'in onun çizdiği gibi görünüyor. Bu ustalığın işareti değil mi? Ve şimdi çileklerle süsleyeceğim. Renkli pasta süsüyle ve çikolata sosuyla hazır. Bende de her şey hazır. Şu sevimli tatlı bebeklere bir bakın. Acaba işe yaradı mı? Evet, yaşasın. Başardık. Harika. Şimdi tadına bakabilirsin. Vay canına, ne kadar güzel. Bu da ne böyle? Görünüşe göre onu doğrudan paketten yemeliyim. Neyse, deneyelim. Pek iyi görünmüyor. Ama tadı oldukça iyi. Ne garip bir dondurma. Onu ilk defa görüyorum. Bu sadece buzlu çilek. Ve hiç de tatlı değil. Aa, sonunda sana ulaştım. İnanılmaz güzel dondurma. En lezzetli, en güzel, nefis. Tıpkı hayal ettiğim gibi. Dikkatli ol Paige. Bir kere de çok fazla dondurma yersen donabilirsin. Ama görünüşe göre beni dinlemeyecek. Çok lezzetli. Ne dediğini duydunuz mu? Evet, dondurmam en lezzetli olanıdır. Zafer benimdir. Pekala, kahramanlar yeni bir görev bekliyorlar. Ve bu sefer Paige, mac ve cheese istiyor. Ve daha fazlası peynir ekleyin. Sorun değil Paige, sevdiğin şeyi yapacağım. Ama restoranlarda kimse mac ve cheese servis etmiyor. Makarna servis ediyoruz ve onu sert İtalyan makarnasından pişireceğim. Al dente makarnasını pişirmek için zaman tuttum. İfadelere dikkat et genç bayan. Ne yapıyorsunuz siz? Makarna parçalara ayrılamaz. Başka nasıl pişirebilirim? O tavaya sığmıyor ki. Neredeyse süreyi unutuyordum. Ve zamanı kaybetmemek için örgü yapacağım. Paige torunuma kalın bir eşarp öreceğim. Ben ne yapacağım peki? Onları nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Kutunun üzerinde tarifinin yazılması iyi bir şey. Bir tencereyi alıp paketten döküyoruz ve hazır olacak. Sanırım her şeyi anladım. Tamam. Makarnayı içine dökmemiz gerekecek. Vay canına, ne kadar çok var. İşte ben döktüm. Aa, bu bir kazaydı. Şimdi makarnanın birbirine yapışmaması için karıştırıyoruz. Hazır. Suyu boşaltmak ve makarnayı bir tabağa koymak kaldı. Bu ses de ne? Aa, makarna pişti. Tamam, büyük anne ölmesini bırakıyor ve başlıyor. Sen ne diyordun ona Betty? Yemek servisi mi? Evet, iyi bir peynir parçasına ihtiyacım olacak. Paige ile ben Cheetos'tan Mac ve Cheetos'a bayılırız. Bu bizim en sevdiğimiz tarif. Onun için küçük bir parça Cheetos yapacağım ve doğrudan hazır makarna ekleyeceğim. Sonra her şeyi iyice karıştıracağım. Hey büyük anne, peyniri rendelerken uyuyakaldın mı? Ah, sanırım gerçekten uyuyakalmışım. Sorun değil, Paige'a biraz daha peynir istiyordu. Güzelim, hazinem. Fransız küflü mavi peynir. Daha güzel ne olabilir ki? Ay, bu koku da nereden? İğrenç koku. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bu yüksek toplumda yenen enfes bir şey. Makarnanın tadını mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Ve sadece tadını değil, aynı zamanda ona özel bir renk katacak. Yemeği İtalya'nın kıyılarının yakınan Güney denizlerinden getirilen taze karidesler ve domatesler tamamlayacaklar. O ne ya? Basit peynirli makarnadan daha lezzetli hiçbir şey yoktur. Mwah! Ben de mac ve cheese'i dostla pişirdim. Ah, lezzetli.
Keşke peynircik çabucak tadına baksa. Çünkü kesinlikle hoşuna gidecek. Vay canına, oley, ne farklı yemekler ortaya çıktı. Biliyorum, şununla başlayacağım. Peynirleri çok seviyorum. Ay, ne? Büyük anne, sanırım tabağımda bir şey bıraktın. Ve makarnanın aksine iplikler yenilebilir değil. Bu makarnanın kokusu ne kadar tuhaf. Neyle acaba? Neden yeşiller? Hiç böyle bir şey görmedim. Biraz deneyeceğim, tamam. Bu iğrenç bir şey. Beni zehirlemeye mi karar verdiniz? Bunlar şimdiye kadar tattığım en berbat makarna. Umarım bunlar o kadar da kötü olmazlar. Vay be. Çok lezzetli Cheetos'la. Beğendim. Evet, bu makarnaları kazanan olarak seçiyorum. Yaşasın. Evet, Peach, hoşuna gideceğini biliyordum. Ben kazandım. Videoyu sevdin mi? O zaman hemen kanala abone ol. Burada daha sıradışı mücadeleler, komik hikayeler ve eğlenceli kahramanlar seni bekliyor. Seni Multidot Challenge kanalında bekliyoruz. Güle güle.